Mahir Temur'dan alacağız. Son olarak neler konuşuyor, neler var? Ardından da Almanya'ya uzanacağız. Ali Gülen'den alacağız. Almanya'da örneğin bu kaçan insanlar neler yaşıyorlar karşılarında bürokratik olarak, onu da merak ediyoruz. Mahir Temur, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkürler. Ali Gülen, merhabalar. Almanya'da selamlar, hoş geldiniz sizler de. Hoş bulduk, teşekkür ederim Can Bey. Şimdi Mahir Temur'la başlamak isterim, Malatya'yla başlamak isterim. Oradan duyduk, oradan büyüdü bir alev topu gibi. Şimdi tüm ülke bunu konuşuyor. İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Mahir Temur, yeni bilgiler var mı? En sıcak soruyu sorayım. Yok ise Malatya'da bu durum nasıl karşılanıyor, nasıl konuşuluyor? Belediye kaynaklarınızdan gelen yeni bir açıklama, yeni bir bilgi var mı? Önce olayın patlak verdiği noktadan birinci ağızdan bilgiler almak istiyoruz. Mahir Temur'un sesinde ufak bir problem var. Birazdan dönelim Mahir Temur'a. Ses ayarını değerlendirmemiz yapacak bizlerle birlikte. Almanya'ya dönelim önce. Almanya ile başlayacağız. Ali Gülen, şunu sorarak başlamak isterim. Bugün Almanya'nın soruşturma başlatıldığı haberini sizin imzanızla öğrenmiş olduk. Ardından İçişleri Bakanlığı da Türkiye'de bir soruşturma başlattı. Şimdi evet. Bu giden isimlerle ilgili neler biliyorsunuz? Almanya'da neler konuşuluyor? Şöyle bir toplayacak olursak, önce sizin bildikleriniz, sonra Alman hükümetinin bildikleri neler bu meseleye dair? Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Şimdi bu getirilen kişilerin hiçbir hukuki hakkı yok. Burada onu öncelikle söylemek istiyorum. Kaçak olarak geliyorlar. Sahtekarlık, sahte pasaport verilerek geliyorlar ve burada hiçbir haklardan yararlanma imkanları yok. Buraya gelenlerin birçoğunun basit amelilik işlerine gönderildiği, inşaatlarda çalıştırıldığı bilgileri geliyor. Zaten çok büyük bir kısmı vasıfsız kişiler bunlar. Türkiye'de de işleri olmadığı için burada da herhangi bir işe giremiyorlar. Zaten ellerindeki pasaportla girmeleri de mümkün değil. O pasaport konsolosluk görevlilerine verilen, milli sporculara verilen, devlet memurlarına verilen bir pasaport. Şimdi konu böyle olunca olay Almanya'ya, Türkiye'yi de aşıp uluslararası alana taşınan bir skandala dönüşmeye başlıyor. Yavaş yavaş onun bilgileri geliyor. Çünkü siz devletin resmi pasaportu ile uluslararası insan ticareti yapıyorsunuz. Tabii. Yani olay buna dönüyor ve bu çok ağır bir suçtur. Uyuşturucu kaçakçılığı gibi bir suçtur. Ve bu yapan arkadaşlar, Hannover'de yapan arkadaş Ersin Kilit denen bey bunun farkında falan değil. Para gelsin de nasıl olursa olsun gelsin mantığıyla yapılmış bir takım işler anladığım kadarıyla. Ve kaçırılanların hepsi aynı bölgeden insanlar. Ben bölgecilik anlamında söylemiyorum ama o bölgeden gelen insanlar özellikle Almanya'da inşaat işi yapıp ihaleyle yarım kalan inşaatları alan insanların yanında çalıştırılıyor. Demin açılış yaparken bunların Almanya'da sosyal hakkından falan söz ettiniz. Kaçağın hiçbir sosyal hakkı olamaz. Sosyal hakkı yok. Mesela hastalandı diyelim Ali Gülen. Şimdi hırsıza anahtarın yerini söylemek gibi bir şey söylemek istemiyorum ama bunların çoğu iltica başvurusunda bulunacak. Hı-hı. Diyecek ki ben işte siyasi olarak Türkiye'de takipat altındayım ki Hı-hı. çok büyük olasılıkla %90'ı böyle yapacak, böyle yapıyorlar. O iltica bir geçici bir pasaportla veya birisinin kartını alarak yine sahtekarlık yaparak bu sağlık hizmetlerinden diğer hizmetlerden dolaylı yollardan yararlanıyorlar. Yani peki, direkt olarak şimdi dediniz ya hırsıza yol göstermek gibi olmasın ama Almanya şimdi soruşturma başlatmışken herhalde isim isim bir incelemeye tabi tutulacaktır bu başvuruya rağmen. Şimdi bakın dil farkı ve mentalite farkı nedeniyle Almanya'nın bunu anlaması 6 aydan fazla sürecektir. Almanya daha olayı anlayabilmiş değil. Almanya olayı sadece yabancılar kanununa aykırılık sanıyor şu anda. Savcıyla da konuştuk biz. Savcının kafası karmakarışık, tam çözemiyor. Yani çünkü Alman'ın mantığı basmıyor. Böyle bir şey devletin pasaportuyla nasıl gidebilir? Olamaz öyle bir şey diyor. Yani onu çözebilmiş değiller daha. Şimdi onu çözdükleri zaman Türkiye ile Almanya arasında büyük bir kriz kopacağı kesin. Ve şu anda da onun emareleri geliyor. Çünkü konu meclise taşındı. Federal meclise. Eyalet meclislerine çeşitli milletvekilleri soru önergeleri veriyor. Oraya da taşınıyor. Ve bu Türkiye aleyhinde çok kötü bir sonuca doğru gidiyor. Zaten vize vermiyorlardı. Bundan sonra gri pasaport da verilmemesi gündeme gelebilecek. Şimdi gri pasaportla siz buraya yurt dışına konsolos ateşe gönderiyorsunuz. Şimdi bu konsolos ateşe gönderdiğiniz pasaportu tutup iltica etmek isteyen Türkiye'de suça karışmış
hiçbir şey olmasa bile, temsilcili temiz olsa bile hiçbir işe yaramayan insanların eline verip 6 aylık da süre verip bunu gönderiyorsunuz yurt dışına ve bu devlet görevlisi sıfatıyla geliyor bu. Şimdi burada herhangi bir suça karıştığı zaman otomatikman bu pasaporta hala geçerli bu şahsın. Şimdi bu pasaporta dayanarak bunlar burada çeşitli sahtekarlıklar da yapacaklar daha bu. Çünkü daha en baştan sahtekarlık olduktan sonra gerisinde sahtekarlık devam edecek aynı şekilde. Ve bu Türkiye'ye çok kötü sonuçlar doğuracak. Yani şöyle bir durum da var. Yani burada konuşulan Türkiye Suriyelileri alıyor, kendi vatandaşları bize gönderiyor gibi bir şey de trajikomik bir durum da var yani. Yani evet. Suriyelileri doldurduk, kendi vatandaşlarımızı yurt dışına kaçırıyoruz para karşılığı. Yani Almanya'da çalkalanıyor bu işte ve Almanya'nın kafası, özellikle siyasetin kafası çok karışık. Hannover Belediye Başkanı ile de görüştük biz, Türk kökenli. Bunun şeyin kendisinin adı kullanılmış, kendisinin haberi bile yok. Yani buraya biz işte Hannover'e Türk kökenli belediye başkanı geldi, siz onu ziyaret edeceksiniz falan diye adı kullanılmış, adamın haberi bile yok. İnanılmaz. Hatta Yeşilyurt Belediye Başkanı kendisinden bizzat randevu istemiş, Malatya. Onu da yanındaki kişiye, kilit denen kişiye görülmediği, burada güvenilmeyen biri olarak tanındığı için randevu verilmemiş. O zaman Ocak 2020'de. Ve bu arkadaşlar daha önce gelip özellikle Malatya, Yeşilyurt iki belediye başkan yardımcısı ve belediye başkanının kendisi de Almanya'da ve İsviçre'de temaslarda bulunmuş. Bu konu geçti mi geçmedi mi bilmiyorum ama burada yurt dışından benim gördüğümü söyleyeyim ben. Bu işin arkasında belediye başkanının bizzat kendisi, Malatya valisinin bizzat kendisi, bilgisi ve onayı olmadan bu işlerin yapılması mümkün değil. Peki. Bu hiç belediye başkan yardımcılarını orada görevden alıp kendilerinin durması bu uluslararası suçu engelle, bu uluslararası bir suçtur insan kaçakçılığı. Tabii. Bakın özellikle üzerine duruyorum. Basit bir şekilde benim vatandaşım burada açtı gitsin orada yararlansın meselesi değil. Bu devletin resmi pasaportuyla uluslararası insan kaçakçılığıdır. Yani Libya'dan tekneye bildirip Avrupa'ya nasıl götürüyorsanız bunun ondan bir farkı yok. Ali Gülen, bir virgül koyalım. Bir virgül koyalım. Perde arkasını irdelemeye devam edeceğiz. Hazır Malatya demişken bu olayın patlak vermesi ilk duyuran bizlere, belki de Türkiye kamuoyuna duyuran isimlerden Mahir Temur'a dönmek isterim. Şimdi Mahir Temur, yeni bir bilgi var mı? Yeni bir bilgi biliyor muyuz? Malatya'da patlak verdi dedik. Peşine 5 ayrı belediye daha geldi ve İçişleri Bakanlığı sonunda bir soruşturma başlatmaya karar vermiş görünüyor. Yeni bildiğimiz bir şeyler var mı? Bir de ne konuşuluyor orada şu günlerde belediye ve çevresinde, merak ediyoruz açıkçası. Can Bey, teşekkür ederim. Yeni bilgi var. Yeni bilgi şu şekilde, yeni bilgilerimiz var. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş ile Ali Ayrancı dediğimiz Bingöl Servi eski belediye başkanının çok önceden tanışıklığı varmış. Yani ta 2012'lere dayanan bir arkadaşlığı varmış. Malatya bağlantısını Yeşilyurt Belediye Başkanı yapmış gözüküyor. Artı şimdi buradaki yöntemi ulusal medyada da çok çıktı. Sizler de okuyorsunuz. Bizler de burada görüşüyoruz. Belediye bir teklifle gidiyorlar. Can Bey burada. Yani her belediye farklı tekliflerde bulunmuşlar. Yeşilyurt Belediyesi'ne de, bu yeni bir bilgi, 200 bisiklet bağışı yapılmış. 200 bisiklet karşılığında bu organizasyon yapılıyor. Evet, 200 bisiklet bağışı ve işte Yeşilyurt Belediyesi'nin yöneticileri Almanya'ya ücretsiz bir şekilde gitmişler, bu organizasyona katılmışlar. Ve artı bir yeni bilgi daha vereyim. Sadece Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi haricinde bu Ersin Kilit ile Ali Ayrancı 3 ayrı belediye daha teklifte bulunuyor Malatya'da. Bunlardan biri MHP'li belediye, ikisi yine AK Partili belediye ve bunlara da bir para teklifi, işte birine kepçe, birine de kamyon teklifi yapılıyor. Ve bir şekilde reddediyorlar bu 3 belediye ama Malatya'da toplamda 4 belediye teklif yapılıyor. Yeşilyurt Belediyesi kabul ediyor. Yeşilyurt Belediyesi bir şekilde buna alet olmuş oluyor. Ali Bey demin söyledi, Almanya hükümeti bu işi 6 ayda anlayamaz. Ali Bey, gerçekten bence bizler de halen anlayamıyoruz. Yani devlet eliyle, belediyeler eliyle bir insan kaçakçılığı organizasyonu işi var. Bizler dahi aklımız almıyor, bir belediye nasıl bu tür organizasyonlara vesile olur, bu tür insanları yurt dışına kaçırır diye.
Yani benim yeni bilgi olarak Can Bey diyeceklerim bunlar. Peki, tekrar Ali Gülen'e döneyim. Size soracağım başka şeyler de var Mahir Temur. Ali Gülen, şimdi perde arkasını anlatmaya başlamıştınız. Kaldığınız yerden devam etmenizi rica edeyim. Bir de tecrübelerinize dayanarak soracağım elbette. Daha önce bu tip kaçak yollarla Almanya'ya giriş mutlaka kulağınıza gelmiştir. Dönem dönem Türkiye'de konuşulur. Ama bu iş bir şekilde seri bir organizasyona bağlanmış görünüyor. Şimdiden 6 belediyeye soruşturma açıldığına göre. İddia şerhiyle de olabilir. Başka neler duyuyorsunuz yakın sürelerde? Şimdi şöyle söyleyeyim. Almanya'ya kaçmak bir kişinin tek başına yapabileceği bir şey değil. Yapamazsınız onu. Arkanızda bir örgüt olması lazım. Bir organizasyon, bir yapılanma olması lazım. Peki. Ve bunların bir planı olması lazım. Bunları Almanya'ya kaçışları genellikle organize edenler bir PKK terör örgütü. 12 Eylül döneminde aşırı sol örgütler kaçırıyordu. Sağ örgütler de kaçırıyordu. O dönemde hatta Bahçeli Evler katliam zanlısı bile kaçarak gelmişti Frankfurt'ta. Daha sonra vefat etti. Ama o dönemler geçti. Şimdiki ilticalar ekonomik iltica. Ama ekonomik ilticaları bu örgütler finans kaynağı olarak kullanıyorlar. Ersin Kilit olayında olduğu gibi. Buradaki ekonomik ilticayı finans kaynağı olarak kullanıyor bu arkadaş kendisine. Şöyle kullanıyor. Ben aynı zamanda hukukçuyum. Kişi başı 7 bin euro aldığını varsayalım. 6 ile 10 bin, 15 bin, 20 bin euro arasında değişiyor. 500 kişi kaçırdığı zaman 5 kere 6, 30 milyon zaten 3 milyon euro para kazanmış oluyor kişi başı. O zaman siz belediyeye kamyon da verirsiniz, bina da bağışlarsınız, her şeyi yaparsınız. Şimdi bu bir ticari insan kaçakçılığı olduğu için bu işin içine örgütler de girmiş olabilir. Şu anda bilmeden söylüyorum. Kaçırılanların tümü Güneydoğu'lu değil ama bu yüzden çeşitli farklı örgütler de girmiş, bir yol yöntem göstermiş olabilirler. Son kaçışlarda FETÖ çok etkindi. Bu belediyelerin bu olayından önce. FETÖ'cüler de aralarına katılmış gelmiş olabilirler. Çünkü Almanya'dan benim ulaştığım bilgiler bu kaçırılacak kişilerin listesinin bizzat bunları getirmek isteyen kişiler tarafından yapıldığı yönünde. Yani listeyi belediye vermiyor. Listeyi bu yurt dışına kaçırmak isteyen kişiler veriyor. Yani kaçırılacak kişiler belli. Belediye başkanı da işte araya bir iki tane adamını koyuyor. Hadi siz de beraber gidin gezin. Görgünüz artsın, Almanya'ya görün. Hatta birisi babasını koymuş. Başka isimleri koymuşlar. O belediyede hem işte bir kamyon aldım diyor. Şey yaptığını sanıyor, ticaret yaptığını sanıyor. Sayın Gülen, bu arada galiba bir arama geldi. Peki. Bir arama geldi, bağlantı kesildi. Peki Sayın Gülen, buyurun kaldığınız yerden devam etmenizi rica edeyim. Görebiliyor muyuz arkadaşlar Sayın Gülen'i? Peki. Peki, düzeldiği takdirde Sayın Gülen'e tekrar döneceğiz. Ali Gülen, Sözcü Gazetesi Almanya muhabiri ve olayın perde arkasına ilişkin geçmişte nasıldı bu insan kaçakçılığı meselesi? Şimdi belediye eliyle insan kaçakçılığı meselesi nasıl yankılanıyor? Onun detaylarını aktarıyordu bizlere. Mahir Temur'a son bir soru daha soracağımızı söylemiştik. Dönelim Mahir Temur'a o halde. Şimdi şunu sorayım Mahir Bey. Türkiye bunu konuşuyor. Anlaşılan yakında dünya bunu konuşacak. Ali Gülen diyor ki ya büyük bir skandala dönüşecek. Türkiye'nin itibarı da zedelenebilir. Çünkü Almanya yeni uyanıyor bu meseleye. Çünkü çok da anlamadılar. Kafaları tam oturtamıyorlar kafalarında. Ya belediye eliyle, devlet eliyle nasıl böyle bir şey olur diye hala şüphe duymaktalar. Fakat Türkiye'de de soruşturma açılması işin rengini biraz değiştirecek demeye getirdi. Şimdi bu denli dünyanın konuşabileceği, belki de üst düzey bir krize umuyoruz ki olmaz ama evrilebileceği bir süreçte. Örneğin Malatya'da konuştuğunuz kaynaklar, belediye yetkilileri, çalışanlar. Bu işin küresel bir krize bugün gidebileceğini, böyle bir ihtimalin olabileceğini, ülkemizin zarar görebileceğinin örneğin farkındalar mı? Yani ben belediyelerin bu söylediğiniz olayın farkında olduğuna inanmıyorum. Yeni bilgi demişken mesela Malatya'da vali yardımcısı görevinden alındı. Hı hı. Belediye başkan yardımcısı görevinden alındı. Nüfus ve vatandaşlık il müdürü, Malatya il müdürü görevden alındı. Çevre ve il müdürü görevden alındı. Yani İçişleri Bakanı çok ciddi bir soruşturma yaptığı gözüküyor. Ama demin Ali Bey bahsetti. Belediye liste veriyor mu, vermiyor mu? Şimdi olayı çok kısa bir dakika içerisinde anlatayım. Tabii, buyurun.
olay o kadar profesyonelce kurgulanmış ki önce belediyeden bir kaynak bulunuyor. O belediyeden o kaynakla görüşüldüğü zaman belediye bir teklifte bulunuyor. Sonra belediye aracılığıyla bir dernek bulunması isteniyor. Derneği de işte o firma ya da Almanya'ya götüren kaçakçılar bulunuyor. Belediyeye tanıdığınız bir dernek var mı diye söyleniyor. Sonra belediye bir dernek buluyor. Sonra o derneğe ben Excel listesi gördüm mesela Malatya'dakini biliyorum. Liste tamamen karşı taraftan geliyor. Yani Malatya'daki 53 kişinin 52'sinin listesi karşı taraftan geliyor. Ve Ali Ayrancı dediğimiz bu Malatya bağlantısındaki kişi bizzat derneğe gidip üye işlemlerini dahi kendisi yapıyor Malatya'da. Yani bu kadar işin içinde. Yani bu tamamen profesyonel bir organize suç şebekesi ve bu maalesef belediyelerimiz buna alet olmuş. Bilerek veya bilmeyerek soruşturmanın sonunda bunlar çıkacak. Ama Malatya'da sadece 4 belediye gidildiğine göre 60 belediyeden bahsediliyor. Tabii. Bu olay yani artık bir siyasi olaydan çıkıp çok farklı bir olaya geçeceği gözüküyor. Çünkü 60 belediyenin bu işi yaptığını düşünürsek ve bu iş 1,5-2 yıldır yapıldığını düşünürsek İnanılmaz yaklaşık sayılır. Ben 20 bir hesap yaptım 20 bin rakamına ulaştım. Yani tahmini rakamlar tabii bunlar. Tabii. İnanılmaz rakamlar ama bakıp göreceğiz Can Bey. Mahir Temur teşekkürler. Size de veda etmeden önce Ali Gülen'e tekrar dönmek isterim. Lütfen tamamlayın, kaldığınız nokta önemliydi. Bir de nereye kadar gider bu iş? Siz nasıl görüyorsunuz ya? 60 belediye nedir Allah aşkına diye insan düşünmeden edemiyor hakikaten. Çünkü bugün örneğin Habertürk'ten Sevilay Yılman'ın köşe yazısında konuşan örneğin Bingöllü vatandaşımız gitmiş Almanya'ya. Kime sorsa gider. İş yoktu, güç yoktu, aş yoktu. Ne yapacaktım? Açım ya demiş. Ve sonrasında her gün 3-4 otobüsün kalktığını söylemiş. Bunu da herkes biliyor diye eklemiş. Şimdi her gün 3-4 otobüs, 60 belediye. Yani devamını getirmeye açıkçası utanıyorum, söyleyemiyorum ama ihtimaller gerçekten utanç verici görünüyor. Ali Gülen, son birkaç cümle rica edeyim sizden de. Evet, şimdi dediğim gibi bu kaçan adamı tabii suçlayamıyorum. Kaçan adam tabii. Ben açım, giderim arkadaş diyor. Siz bunu belediye olarak buna vermeyeceksiniz. Bunu. Belediye, şimdi Yeşilyurt Belediyesi'nin arkadaşımız daha iyi bilir. Listeleri yapıyorlar, ondan sonra listeler el altından değiştiriliyorsa o belediye başkanında dahil burada hiç kimsenin durmaması lazım artık. Bu bizi uluslararası alanda çok kötü duruma düşürecek. Türkiye'nin güvenilirliği, Türk insanının güvenilirliği sarsılacak. Zaten vizeler durdurulmuş durumda, vize verilmiyor. Şimdi gri pasaport, yeşil pasaport da artık şüphe şaibe altındadır. Bu gelenlerin de burada hiçbir sosyal hakkı yok. Yani akıllarında öyle bir şey getirmesinler. Ben işte gri pasaportla geldim 6 ay kalırım 3-5 sene pasaportum geçerli deyip o gri pasaporta dayanarak belki bilmeyen yerlerde bazıları iş yapacaktır ama bunu daha sonra uzatmaları da mümkün değil. Tabii. Eğer konsolosluklar bunları uzatırsa başka bir skandal ortaya çıkacaktır. Bu insanlar burada kısacası Suriyeliler gibi kaçak yaşayacak. Hı hı. Nitekim gelen bilgiler bazılarının başka sahte pasaportlar almaya başladığı yönünde. Başta söylediğim gibi işte çeşitli hiç kimsenin yapmayacağı işlere alındığı, işte bina temizliklerinde, inşaatlarda en küçük işlerde çalıştığı yönünde. Maalesef bu belediyelerimiz bir kamyon ya da bir takım rant uğruna Türkiye'nin imajına çok kötü bir darbe indirmiş durumda. Böyle bir şey olamaz yani. Siz devletin pasaportunu belediye eliyle sağa sola dağıtamazsınız. Bunu kimseye de anlatamazsınız yani. Ve bu burada ya benim korkum Türkiye'nin kamu kurumlarının bu organize kaçakçılık işine karıştığı yönünde bir itham ya da kanıt bulunduğu anda Türkiye ile ilişkileri çok farklı bir yöne gidecektir. Benim korkum o. Umarız olmaz. Evet en büyük sıkıntı odur. Notalar karşılıklı verilecektir ve bazı sanıyorum bu süreçte Türklere vize verilmesinin vize engelini daha da uzatacağı benziyor. O da ayrı bir facia. Peki. Ali Gülen çok teşekkürler. Mahir Temur çok teşekkürler. Türkiye'nin konuştuğu artık dünyanın konuştuğu.